merhabalar. Öncelikle kameramanlarıma merhabalar. Ali ve Aykut eşlik edecek efendim bugün bana. Hoş geldiniz öncelikle. Şu anda neredeyim? Su kemeri. Yani İstanbul'un simgelerinden birisi bir kere burası. Bugün nereye gideceğiz efendim? Tabii bu su kemeri bu arada Bozdoğan kemeri olarak da biliniyor. Bugün neredeyiz? Fatih'teyiz. Fatih'in altını üstüne getireceğiz. Kendi gözümle sizlere Fatih'te neler yapabileceğinizi anlatacağım. Ama önce ne kadar bütçemiz var ona bakalım. 50, 70. 70 TL. 70 TL ile Fatih'te neler yapabiliriz acaba? O zaman gezmek olsun, başlasın. Bakın, Bozdoğan kemeri Unkapanı'ndan Taksim yönüne doğru giderken zaten İstanbul'un simgesi durumunda. Böyle tarihi yapılarımız ne kadar önemli, tarihi yapılarımıza önem vermemiz ve onları korumamız gerek. Şu duvarın üstüne ta kaç yüzyıllık şey yazıyor. Seni seviyorum, atıyorum Ayşe. Ya kardeşim Ayşe görmüyor onu, tekrar söylüyorum. Ali görüyor, Aykut görüyor, şu an Yıldız görüyor. Bozdoğan su kemeri aynı zamanda Valens su kemeri olarak da efendim biliniyor. Bu su kemeri 4. yüzyılda Roma İmparatoru Valens tarafından tamamlanmış. Zaten o yüzden de ismi Valens, yani bir diğer ismiyle Bozdoğan su kemeri. Konumuz su kemeri değil. 70 lirayla da yola çıktık. Parayı harcamaya başlayalım. Ne yapalım Ali? Yürüyelim diyor Ali. Ali'nin de hiçbir şey yiyesi içesi yok. Ama benim boğaz durur mu? Vallahi havalar soğuk gibi ama şimdi Fatih ilçesinin sınırları içinde bulunan Vefa semtine doğramadan geçmeyelim dedim. Neden? Çünkü burada tarihi bir bozacı var efendim. Şimdi bu bozacıya giderken mutlaka buradan leblebi alınıp öyle gidiliyormuş. Mutlaka diyor. Neden? Leblebisiz boza olmaz çünkü. Leblebisiz boza olmaz çünkü diyor. Leblebi bozanın lezzetini arttırıyor diyor. O zaman taze taze leblebilerden alalım. Gidelim bozamızı içmeye. Tamam, 5 liralık leblebimizi aldık şöyle. Paramızı verelim. Ablacığım, nereye gidiyorsun? Bozacıya leblebimi alıp bozacıya gideceğim. Sen de mi leblebini alıp bozacıya gideceksin? Unkapanı'na geldim. Leblebimi alacağım. Şimdi bozacıya gireceğim. O zaman güzelce içeceğim öyle. Oh vallahi. Afiyet olsun. Afiyet şeker bal olsun yarasın. O zaman hadi sen de al leblebini. Çok teşekkür ederim. Parayı vereyim. Hiç parayı sormuyor. Gitsem sohbet edip böyle katakombiye getirsem. Paramızın üstü. Çok teşekkür ediyorum. Çok ay ben bozacıya kadar dayanınca. Leblebi de bir lezzetli, taze taze. Hadi gelin. Leblebiyi de boza için aldım ama hapır hapır yiyorum. Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Ben hiç boza içmedim. Her zaman içtiğim şekil bir yudumdur. O yüzden doğru düzgün bozanın tadını bilmiyorum. Aa ne cahil kız deyip durmayın sakın. Çünkü ben kışın salep içmeyi seviyorum. Bu geldiğimiz bozacı 1876'dan beri hizmet veriyor aynı dükkanda. Yani 140 yıllık bir dükkan efendim. Ondan sonra şimdi boza alacağız. Merhabalar. Merhaba. Şimdi hoş buldum. Aa bakın burada yazıyormuş zaten bardak. Sevgili seyirciler böyle bir bardak boza 3 TL. Şimdi zaten leblebicideyken söyledim. Tarihi leblebicide. Leblebinizi alıyorsunuz. Zaten karşılıklı tarihi bozacıya geliyorsunuz efendim. Fatih'in Vefa semtinde. Leblebimi de getirdim. Dökelim. Bak hiç boza içmedim bu arada gerçekten. Sevgili seyirciler, yemin ederim size
Bak yalan söylemiyorum. Ben bozanın tadına bakıyordum. Birisi içerken böyle bir yudum falan nefret ediyordum, beğenmiyordum. Ama vallahi billahi çok güzel. Vallahi çok lezzetli. Buranın kurucusu Hacı Sadık Bey bu bozayı değiştirerek bu kıvama getirmiş. Daha önce boza esmer renkli ve böyle sıvıymış. Biraz daha sıvıymış. Ama Hacı Sadık Bey daha sonra bozayı böyle değiştirerek bu kıvama getiriyor. Daha açık renkli ve katı hale getiriyor. Aşırı lezzetli. Eğer İstanbul'daysanız ya da İstanbul'da gezmek için geliyorsanız mutlaka efendim Fatih ilçesinde bulunan bu tarihi bozacıya uğramanız gerekiyor. Ben bozayı sevmeyen, ben boza içiyorum. Şaka gibi. Ben bozamı içmeye devam edeceğim. Ama paramı vereyim. Gitti şuradan bir yerden 3 lira. Bereketini görün. Bozacı'dan çıktık efendim. Bozamızı içtik. Paraları harcamaya başladık. Bu anıt Fatih Belediyesi'nin Fatih ve İstanbul halkına bir armağanıdır efendim. 29 Mayıs 1453. Bu tarih size ne hatırlatıyor? Fatih Kadınlar Pazarı'na gidiyoruz. Sevgili seyirciler, Fatih'te Kadınlar Pazarı çok meşhur. Mutlaka Fatih'e geldiğiniz zaman Kadınlar Pazarı'na uğramadan geçmeyin. Aynı zamanda Fatih böyle tarihi evlere de ev sahipliği yapıyor. Şimdi ben ne yapacağım? Sağımda su kemerleri var. Sol tarafımda da Kadınlar Pazarı'na giden bir yol var. Ben ne yapacağım? Şimdi burada tarihe tanıklık edeceğim. Bir çay içeyim artık, değil mi? Tarihin de keyfini çıkartayım. Şimdi Fatih'te Kadınlar Pazarı'na sınırları içerisindeyiz. Fatih'teki eski evlerin bize ev sahipliği yaptığını söyleyebiliriz ve Unkapanı su kemerinin de tabii ki. Burada çay içebileceğiniz birçok mekan var. Ben bir tanesini tercih ettim. Çayı çok ünlüymüş efendim buranın. Öyle mi? Hoş geldiniz. Hoş buldum. 1 lira çay. Oo, çay 1 lira. Tam senlik diyor Ali. Doğru söylüyorsun valla. Kahve ne kadar? Kahve 4 lira. Kahve suyla birlikte 4 lira. Çay 1 lira. Mesela soğuk meşrubat içmek isteseler? 2 lira. Soğuk meşrubat içmek istiyorsanız da 2 liraymış sevgili seyirciler. Marketten ucuz diyor Ali. Doğru söylüyor valla. Vallahi marketten ucuz. Ben bir tane çay alayım o zaman. Tamam. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Şimdi Fatih'e gittin Yıldız, ne yapacaksın falan demeyin. Fatih'te yapılacak birçok şey var aslında. Ben sadece bugün sizlere kendim, kendi gözümle neler yapabileceğinizi anlatacağım. Siz hiç çayı 1 liraya içtiniz mi böyle hani hem böyle güzel, ferah bir yerde? Kahvehane hariç. Beyler size soruyorum. Hiç sesleri çıkmıyor yalnız ya. Yok diyor Ali. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Çayı 1 liraya bulmak gerçekten zor yani. Çayın tadına bakıp yorum yapacağım. Yemin ederim tam istediğim gibi bir çay. Vallahi billahi Ali böyle kaldı da yemin ederim Ali tam var ya demezsin ki 1 lira. Şu çayı önünde Boğaz Köprüsü olsa bir de İstanbul böyle Marmara Denizi olsa ne kadar olur bu çay? 8. Kaç 8? Kaç 8? Bir liraya çay. Vallahi çok güzel, billahi çok güzel. Fatih'te Kadınlar Pazarı'nın içerisindeyiz efendim. Buranın özelliği
Mesela Diyarbakır'dan, mesela Bitlis'ten, mesela Siirt'ten yöresel bütün tatlar buraya geliyor ve sizlerin hizmetine sunuluyor. Şimdi bakalım neler varmış burada. Mesela burada hep Siirt'e özgü şeyler satılıyor galiba, değil mi? Tabii. Tabii, evet. Mesela onlar Siirt'ten mi geldi? Siirt zivzikleri. Siirt zivzik. İçinde zivzik narıymış. Siirt'ten özel olarak geliyormuş efendim. Başka bir dükkanda yokmuş. Organik. Bir tek burada bulabilirsiniz. Siirt zivzik narını. Başka? Başka Siirt ayvası. Siirt ayvası, Siirt kavunu, Siirt kabağı. Siirt aman Allah'ım. Domatesi. Siirt domatesi. Bak her Siirt şey buraya. Ha, Siirt'ten geliyor. Bak Siirt'ten gelen ne? Şalgam. Siirt'ten gelen şalgam. Aa, ilk kez böyle bir şalgam görüyorum. Biz genelde şalgam hani suyunu ben hiç görmemiştim valla. Siirt'ten gelen şalgam. Bak Siirt'te yapılan pestil. Ay bu pestilin tadı da pek güzeldir. Sadece Siirt'te yapılıyor. Üzüm teknesinde. İçinde ilaç, glikoz hiçbir şey yok. Tamamen organik. Siirt harire yazıyor ama harire. Harire diyorlar Arapçası. Harire Arapçası harireymiş. Bu da Siirt'in cevizli sucuğu. Siirt'in cevizli sucuğu burada efendim. Mesela bu pestilin kilosu 18 liraymış. Doğal üzüm var orada bak 20 lira. Bu üzüm şırasından yapılıyor. Üzüm şırasından yapılan mesela cevizli sucuğun kilosu 35 lira mı? 35 liraymış. Duble cevizmiş bu efendim. Siirt fıstıkları. Ay dur fıstığın tadına bakabilir miyim? Beceriksiz açamadı. Yine açamadı. Ha şöyle. Yemin ederim fıstık çok güzel. Siirt'te yapılmış kurumuş ayranmış efendim bu. Bundan yoğurt çorbası yapılıyormuş efendim. Fatih'te kadınlar pazarında. Bakın bunların hepsi nereden geliyor? Siirt'ten geliyor. Zaten kadınlar pazarının özelliği de bu. Değil mi? İşte burada kasaplarda, ne bileyim lokantalarda satılan her şey yöresel. Nerede, nereliyse oradan getirtiyor. Değil mi sahibi? Ballarımız. Mesela burası Siirt'te olduğu için Siirt'ten geliyor her şey. Bak ballar da varmış. Balın kilosu ne kadar? O 300 lira. 300 liraymış balın kilosu. Niye o kadar pahalı? O şekersiz. Şekersiz balmış efendim özelliği. Bakayım. Orijinal bal olduğu için kopma olmamış. Bal çok lezzetliymiş. Bu da pestil, o da pestil. Bu pestilin farkı ne? Bu pestilin farkı bunu mahkeme Siirt'te yapıyorlar. Bu pestil de Siirt'te yapılıyor. Sert, bu biraz daha o sert pestil, bu biraz yumuşak pestil. O yumuşak pestil, pardon, o sert pestili, bu yumuşak pestilini içine koyup sarıyorsunuz. Cevizi de içine koyuyorsunuz. Al sana enerji. Sarabı. Ali de bana bakıyor. Yıldız iyice karnını doyurdu kalktı diye. Bakıyorlar sana. Ali yıkılıyor. Ay baldan sonra bir iyi geldi. Şöyle bir şey söylüyorum. Demek ki ben Ali'yi yanıma alsam, çekim ayağına gelsem buraya karnımı doyurtup göndereceğim beni. Zaten kim gelmiş? Tabii diyor, tabii diyor. Gelen müşteriye ikram veriyoruz. Her İkram veriyorsunuz. İkram etmeden hiçbir şey satmıyorsunuz. Sevgili seyirciler, cevizin tadı harika. Pestilin tadı da harika. Şunu da şöyle yiyeyim. Bak şeker hastaları için de bunlar varmış. Neydi bunun adı ya? Meşe palamudu. Hı. Sincaplar yiyordu bunu. Meşe palamudu bak şeker hastaları için. Ay ben bu Siirt'i çok sevdim ya. Biz programı burada bitirelim bence. Para da harcamıyoruz. Bak cevizi de tekrar soydu verdi falan. Ali de gülüyor. Aykut yerken gülüyor. Benim kameramanlar bugün kikir kikir valla. O zaman bu programı izleyip gelenlere indirim yapar mısınız? %50. %50 diyor. Her türlü indirimi yaparız diyor Raşit Bey. Programı izleyip gelin Fatih Kadınlar Pazarı'na. İbrahim Bey ile Raşit Bey bulun. Vallahi karnınızı da doyurursunuz yani. Bir de çay söylüyorlar. Afiyet şeker olsun diyorlar. Çok teşekkür ediyorum size. Tamam artık ne yapalım? Fatih Kadınlar Pazarı'ndaki gezimize devam edelim.
Kadınlar Pazarı'nda dolaşmaya devam ediyoruz sevgili seyirciler. Şimdi burası neden Kadınlar Pazarı? Eskiden Eminönü'ndeki halde böyle atılacak ürünleri kenara koyarlarmış. Kadınlar da onları toplarmış. Burada pazar açıp satarlarmış. O zamandan beri de buranın adı Kadınlar Pazarı olarak kalmış efendim. Şimdi biz burada birçok dediğim gibi biraz önce mesela Siirt'ten özgü neler var onları gördük. İşte ceviz vardı, pestil vardı, ay çok güzeldi valla, bal vardı, yıkılıyordu. Ondan sonra onları birazcık böyle sizlere anlattım. Burada her şey işte Siirt'ten, Bitlis'ten, Van'dan, Diyarbakır'dan hep yerinden geliyor, satışa sunuluyor. Mesela şu an Van'ın yöresel ürünlerini satan bir dükkandayız. Gireceğiz içeri. Burada mesela peynirler var. Bak örgü peynir var. Bu ne peyniri mesela bilmiyorum. Zeytinler falan. Bir içeriye girelim bakalım neler varmış. Mesela salça. Bak bu salça çok önemli. Hazır salça alıyorsun. Ondan sonra küfleni veriyor. Ha. Küfleni veriyor ne demek ya? Benim de işim zor. Beyefendi bana öyle bakıyor ki yani. Sizin işiniz çok kolay. 1 kilo peynir tart, koy, parayı al. Bak, ne siz, güzel. Ama siz şu an çok yanlış konuşuyorsunuz. Beyefendi diyor ki siz diyor yanlış konuşuyorsunuz diyor. Bizim işimiz de burada zor diyor. Niye zor diyor? Çünkü diyor biz de ta Diyarbakır'a gidiyoruz. Bana gidip geliyoruz. Ondan sonra bu peyniri taşıyoruz buraya aynen kadar diyor. Şimdi ben ne dedim? Ha, üreticisinden tüketicisine kadar diyor biz getiriyoruz. Her şeyle biz ilgileniyoruz diyor. Ha, aynen öyle diyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Ben buna en salçası demedim. Dedim ki hazır salçayı alıyorsun, dolaba koyuyorsun. Bir gün geçiyor ya da iki gün geçiyor küfleniyor üstü. Biliyorsunuz. Önemli olan böyle salça almak diyordum. Ki siz bana oradan siz buna ev salçası diyorsunuz siz, diye salladınız. Sizin işiniz tabii ki zor ama bizim işimiz de zor. Kendimize göre bizim de zorluklarımız var. Bazen müşterilerimiz geliyor. 2 saat peyniri anlatmak zorunda kalıyoruz. Faydalarını, yaralarını, içindeki yağ oranını. Ben de o müşteri derdim. Ne yapacağım? Allah yardımcınız olsun. Siirt sayınımız, çaylarımız, her şeyimiz pekmezimiz var diyor, pekmezimiz diyor. Şimdi hemen geleceğim. Nerelisiniz? Ben Vanlıyım. Vanlı, bana da selam olsun o zaman. Bir selam söylesene memleketine. Buradan bana Van'daki bütün kardeşlerime, abilerime selam olsun. Sadece bana değil. Teyzeler aldı peyniri oradan, para tamam. Üstü bekliyorlar. Evet. Şöyle bir geçelim. Şu bizim Van otlu peynirimiz. Van otlu peynir. Bu efendim ne kadar bunun kilosu? Bunun kilosu bu küptür. Bu 8 ay civarında toprağın altında bekliyor. 8 ay civarında toprağın altında bekliyormuş. Suyunu toprağın altında bırakıyor. Kuru bir şekilde toprağın üstüne çıkıyor. Bunun sulusu da var. Salamura dediğimiz peynir. Ha. Ama bu küp peyniri. Bunun kilosu 25 lira. Salamurası 18 lira. 20 lira, 23 lira arası değişiyor. Teyzeciğim nereden geliyorsun? Kadıköy'den, Vanlıyım. Vanlıymış teyze, Kadıköy'den geliyormuş. Koz yatağından geliyormuş. Bana, ne için? Bana selam söyle, peynir almak için. Peynir almaya mı geliyorsunuz? Peynir almaya geldim. Allah size uzun ömürler versin. Vallahi maşallah. Ayağımda uğurlu geldi. Dükkan doldu taştı. Paraları paylaşırız artık. Hep buraya geliyor musunuz? Buranın çok eski müşterisiyim ama ben şu anda İstanbul'u terk ettim. Yalova'da yaşıyorum. En iyisini yapmışsınız. Ama Fatih'ten buradan büryandan vazgeçemiyorum. Bu, evet burada sabah Kadınlar Pazarı. Sabah geldim. Büryanımı yedim. Oh. Ilır zıvırımı alıyorum. Oh. Yalova'ya. Evet. Bey nerede? Bey rahmetli. Allah rahmet eylesin. Allah size uzun ömürler versin. Siz de hayatınızı yaşıyorsunuz. Siz zaten maşallah çok sağlıklı gözüküyorsunuz. Ben akciğer kanserini yendim. Maşallah. Yani beslenmeme dikkat edin. Maşallah vallahi. Tamam Allah. Size iyi alışverişler size o zaman. Size de iyi çalışmalar olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Pazarında birçok görüntü.
yöresel lezzeti bulabileceğinizi zaten söylemiştim. Her zaman da söylüyorum. Her fiyata uygun. Her şeyi yiyebilirsiniz, içebilirsiniz, satın alabilirsiniz. Evinize organik ürünler sokmak istiyorsanız efendim. Şimdi bu kadınlar pazarında birçok büryancı var. Ben en güzeline, en meşhuruna gidiyorum. Şöyle gel Ali'cim. Yedirecekler. Hiç büryan da yemedim valla. Ay ben de buza içmem, büryan yemem. Ne yiyor bu kız? Ha? Hiç düşünen yok. Hadi bir bakalım şu büryan nasıl yapılıyor. Merhabalar. Kolay gelsin tekrardan. Hoş buldum. Ha, perde pilavı değil mi bu? Güzel perde pilavı. Perde pilavı olayını biliyorsun. Gelinle damada yapılır. Aa, perde pilavının olayı gelinle damada yapılmasıymış. Gerde gecesinde, yani ilk gecede gelinle damada kaynana götürüyor. Özellikle ailenin bütün sırrını şu hamurun içine koyuyor ve geline takdim ediyor. Diyor ki aile sırrını sana teslim ediyorum. Kimseyle paylaşmayacaksın. Zaten öyle olması gerekmiyor mu? Öyle olması da gerekiyor. Gelin dediğine aile sırrını dışarıya vermez. Evet. Heh, damat dediğinin de dili sıkı olur. Kesinlikle. Hı. Bademle fıstık koydu mu bir kız bir erkek oluyormuş. Ne kadar güzel anlatıyorsunuz. Yani bu böyle atalarımız bize böyle gösterdi. Mesela ben bademle yedim. 3 badem mesela az fıstık yedim. Bir kızım oldu, 3 oğlum oldu. Yani badem çok oldu, çok erkek oluyor. Çok, fıstık çok oldu, çok kız oldu yani. Gelinle damada ilk gecelerinde kaynanası yani kayınvalidesi veriyor. Evet. Neden veriyor? Evin sırrını dışarıya çıkartmaması için. İstiyorsanız perdeyi size de böyle açayım. Perdeyi açayım diyor şöyle. Şöyle açıyorsun. Böyle pilavını çıkarıyorsun, mis gibi yiyorsun. Tadı yani ben kelimelerle anlatamıyorum. Sadece yaşamanız gerekiyor. Kelimelerle ben de anlatamıyorum. Evet. Daha önce yedim. Allah. Karabiber, badem, hamur. Şimdi ben bu perde pilavını aldım, bu bir. Şurada dursun. Aykut'cum perde pilavım sana emanet. Tamam mı? Şimdi burası Kadınlar Pazarı küçük doğu olduğu için burada büryancı çok değil mi? Evet. Doğuda da kuzu eti daha çok yenildiği için ondan sonra burada çok büryancı var. Şimdi bu büryanın iki çeşidi var. Bir kemikli büryan, bir de kemiksiz büryan. Büryanın 3 çeşidi var. 3 çeşidi mi var? Bir kaşita var. Kaşita. Şu kemik üzeri olan, kaburga üzeri olan yağlı tarafı. En lezzetli yeri benim şahsi fikrim odur. Ha. Bir de kaburga kemikli var, bir de sırt eti kemiksiz büryan var. O zaman ben hangisini yiyeyim? Ben sana kaşita tavsiye ederim. 3 çeşitte de bırakacağım ekmeğin üzerine. Hem kaşita, hem kemikli, hem kemiksiz. O zaman ben oturayım, büryanı bekleyeyim. Tabii, oturabilirsiniz de. Tamam. Perde pilavım da gitti zaten. Ay bir de ayran mı içeyim o zaman, değil mi? Ayranımız da doğal. Köpüklü, doğal, evet ya. 4 lira da ayran. Ama duble ayran yani. Küçük ayran değil. Küçük ayran falan yok efendim burada, duble ayran. Ali ben gidiyorum. Tamam mı? Siz büryana sadece bakın, ben yiyeceğim. Hepsini ben yiyeceğim. Ay açken ben değilim vallahi. Yemediğim şey de kalmadı ama anlamadım nasıl bu kadar acıktım yani. Büryanım geldi, ayranım geldi. Teşekkür ederim. Bu perde pilavı. Şimdi üzümlü çok yiyince neydi? Erkek mi alıyordu? Erkek. Sen de hatırlamıyorsun ya. Neydi? Fıstıkta kız. Ay şöyle bir bakın bakın. Perde pilavına. Ay bayılırım. Ben normalde böyle ayran içmezdim. Hep hazır ayran içerdim. Çok hata yaptığımı anladım. Bak ayrana. Aykut'cum yeterli mi senin için? İçebilir miyim artık ayranı? Yeter diyor. Başlıyoruz. Yemin ederim çok lezzetli. Ali'ye, Aykut'a gelmeden önce dedim ki Kadınlar Pazarı'nda, onlar da bana söylediler. Kadınlar Pazarı'nda büryan var. Ondan sonra yiyeceksin falan değil mi? Ya yok falan, büryan falan değil. Yok Yıldız ye, çok güzel falan dediler. Bilmiyorum, bütçem yeterse falan filan muhabbeti yaptık biz. Yiyemem ben kuzu eti falan diyordum. Büryan gerçekten size teşekkür ediyorum. Benim kameramanlar ağzının tadını biliyor ya.
diyor ki büryan 3 çeşit. Kemikli, kemiksiz, bir de neydi, kaşıta mıydı? Kaşıtaydı galiba. En çok hangisini sevdin diyor. Mehmet Bey'in de kaşıtayı tavsiye ettiği kadar varmış. Ben en çok kaşıta büryanı sevdim. Mehmet Bey, bu kaşıta büryan değil mi? Evet efendim. Kaşıta büryanı çok beğendim. Yani dediğiniz kadar var. Kesinlikle. Sizin oğlan da sizi hiç rahat bırakmıyor. Evet. Peşinizden ayrılmıyor. Bu zaten çırağımdır yani. Yetişiriyorum yani. Şu anda yetişiyorum. Hem üniversite okusun diyor hem de bizim işimizi bilsin. Kesinlikle. Diyor Mehmet Bey. Evet. Bir de sizin bu meşhur tatlınız var. Tatlı şu an fırına atmışım, hazır. Ha, tatlı. Sen hemen tatlı. Tamam. Tatlının da tadına bakalım. Yani tatlı olmadan bu yemek yemek sayılmaz yani. Tamam. Zaten işin en iyi tarafı tatlısıdır. Tamam, tatlı gelene kadar benim yemeklerim biter zaten. Tarçın biliyorsun, olmazsa olmazındır. Tarçın diyor, olmazsa evet. Olmazdır diyor bu. Yaban versin. Sözlerle anlatamam tatlıyı diyor. Yemeyen, bu tatlıyı yemeyen anlamaz diyor. Şeker hastası da yiyebilir. Şeker hastasını da yiyebileceği bir tatlıymış. Yani, Mehmet Bey, siz şu an hiç konuşmayın. Neden biliyor musunuz? Tatlıyı çok seven ve tatlıyı çok yiyen bir insan olarak söylüyorum. Ne ağır bir tatlı, ne böyle içinizi kıyan bir tatlı. Bunu tek kişi de yiyebilir. Ben tatlı aşığı bir insanım. Ben bunu tek başıma gelsem buraya aç karnına yerim. Bu tatlı anlatılmaz. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Gelip burada yemeniz gerek. İlk yiyene diyor Mehmet Bey, biz ikram ediyoruz diyor. Zaten ikram ettik mi 10 katını kazanıyorsun. İkram ettik mi? Bağımlılık yapar yani. Bunu yedi mi bir daha kopamaz yani. 22 lira aldılar buradan benden ama normalde 34 lira olması lazım. Herde pilavını yazmadım diyor. Sadece büryanı ayranı yazdım diyor. Diyorum ya, bizim insanlarımız, şöyle ayağa kalkayım, bizim insanlarımızın gönlü çok zengin. Buraya hani gelse birisi böyle güzelce durumunu izah etse. Sadece sizin için demiyorum. Ticaret yapan adam, esnaf yapan adam bu adamdan ne kadar para kazanır demeyeceksin. Diyeceksin bu adamı nasıl buraya bağlarım? Evet, doğru söylüyor. Bağladığın mı zaten hepsi gelir. Bak çok ciddi söylüyorum. Buraya gelip hem büryanı yiyin, hem ayranı için, hem özellikle sur tatlısının tadına bakın. İlk yiyenlere ücretsiz diyor. Ondan sonra İlk çünkü bağımlı diyor. Olacaklar diyor Mehmet Bey. Ve ben buradan 22 liraya ayrılıyorum. Şuradan bir yerden paramız düşüyor efendim. Kadınlar diyor bak biz erkeklerin baş tacıdır. Biz kadınlara değer veriyoruz diyor. Siz de çok cömertsiniz. Ay pardon. Harbiden ben çok... Ali gözün hiç açık değil yani. Tamamdır. Ve 22 liramız buradan düştü. Ali bak paralarıma dikkat etmiyorsun. Görüşeceğiz seninle. Sevgili seyirciler, ben şimdi şöyle kadınlar pazarında bir tur atıyorum. Bu acı bademin de yanından ayrılıyorum. Sonra ne yapalım? Bir Fatih'in içine doğru dalalım artık, değil mi? Fatih'te gezmeye devam ediyoruz. Şu anda Fatih Feyzi Paşa Caddesi'ndeyiz. Bu caddeyi İstanbul'da yaşayanlar ya da Fatih'i bilenler biliyordur. Fatih Feyzi Paşa Caddesi'nin sağında solunda gelinlikçi, nişanlık kıyafet, kına için kıyafet, ondan sonra gelinlik ayakkabıları, her şeyi Fatih'te Feyzi Paşa Caddesi'nde bulabilirsiniz efendim. Ben ne yapacağım şimdi? Ben evli değilim. Ama evlenecek olanlar için efendim, gelin adayları için ne yapayım? Bütçelere göre gelinliklere bakalım. Gelinlikler ne kadarmış? Bakalım gelinliklerde ne moda? Gelinlikler ne kadar? Bir girelim bakalım bir gelinlikçiyi soralım. Değil mi Ali? O zaman ben gittim. Paşa Caddesi'nin üstünde böyle bir iş merkezi var. Burada hep gelinlikçiler var. Bütçeniz uygun gelinlik alabilirsiniz. Nişan kıyafeti, kına kıyafeti alabilirsiniz. Diktir edebilirsiniz. Şimdi bir tanesine girelim bakalım. Gelinlik fiyatları
ne kadarmış? Kiralanabiliyor muymuş? Özel dikim ne kadarmış? Soralım. Merhaba. Hoş buldum, kolay gelsin. Ne yapıyordunuz? Eteklerimi düzeltiyordum. Eteklerimi düzeltiyordunuz. Alicim bir dakika bekler misin? Şu üstüm başımı çıkartacağım şimdi. Neden? Çünkü şimdi ben bekarım. Şöyle eline boyuna gelinlikleri inceleyeceğim. İnceleyeyim mi? Tabii ki. Hepsi. Tamam o zaman. Alicim bir saniye, montumu bırakıp geliyorum. Şimdi tarz olarak nasıl bir şey isterim? Ay ne bileyim vallahi işte. Gelinlik olsun da tarzını bir kenara bırakalım. Sıkıntı değil, sen rahat bir müşteri olursun. Sıkıntı değil diyor, sen rahat bir müşteri olursun. Ay yok, hiç rahat olmam ya. Ama hangi böyle modeli giyeceğini bile daha düşünmemişsin. Düşünmedim için, ama. Düşünmediğin için evlenmemişsindir. Düşünmediğin için evlenmemişsindir diyor. Yok, hayal aday etsen yok. Kendinde öyle bir şey belki olacak. Hayal etsen diyor, olacak diyor. Ya ben bütün gelinlikleri çok beğeniyorum. Bir de bence gelinliğe çok bakınca kafa karışmıyor mu? Karışıyor bence de. Fazla bakmamak gerekiyor, evet. Değil mi? Hayalinde ürün neyse o olabilir. Aynen öyle. Hayalinizde ne varsa direkt geleceksiniz buraya. Ben bunu istiyorum. Bana bunu diker misin dikiyormuş diyeceksiniz. Zaten, evet. Dikiyormuş zaten. Hasibe Hanım peki. Tabii sizin boyunuza, orantınıza, hayal ettiğiniz şey yakışıyorsa biz onu öyle dikiyoruz. Hayır, biz size yine yardım ediyoruz diki. Hani tarzınızı daha güzel göstermek için. Burada çok güzel gelinlikler var Hasibe Hanım. Evet. Mesela gelinliklerde ne moda bu sene? Bu sene gelinliklerde daha sadelik moda, danteller moda. Çok işlemeler yok. Olsa da minik kışıltılar istiyorlar. Transparanla biraz kaçış varmış gibi geliyor. Transparan çalışıyorum biraz. Bu siyerler küçük kısalmaya başladı. Önceden daha basenlerdeydi, daha kısa bedenler. Ya bence transparan da gelinlikte o kadar hoş durmaz ya. Gelinlik masumu işte... masumluğu ifade etmiyor mu? Tabii ki. Tabii herkesin kendi görüşü de bilmiyorum da. Bu gelinlik 3000 liraymış mesela. Neydi? Kiralık. Kiralıkta bu gelinlik 3000 liraymış sevgili seyirciler. Bu gelinliğin özelliği ne Hasibe Hanım? Fransız dantelli panolar halinde bitirdik. Satılıkta 500 fark alıyormuş Hasibe Hanım. Bu gelinliğin fiyatı 4000 lira. Satın alacaksanız 4500 lira. Kiralamam, satın alırım, evimde durur. Düğünden sonra saklarım. Birinci evlilik yıl dönümünde de giyer, bir düğün daha yaparım. Değil mi? Olur. Daha iyi. Heh. Kendini gelinlikle hayal et diyor. Hayal etmek yapmanın yarısıdır diyor. O zaman öyle olsun bakalım. Şöyle gidelim. Bu da sırf dantelli. Bunun fiyatı biraz daha fazladır galiba. 4500 TL'ymiş sevgili seyirciler. Çünkü danteli farklıymış. Peki duvaklarda nasıl duvaklar moda? Duvaklarda kabarık duvak kullanıyoruz. Sade dantel duvak oluyor. Böyle çiçekler, serpmeler, inciler falan olabiliyor. Dantel duvaklar modeli... daha pahalı oluyor ama değil mi? Fiyata göre değişiyor. Mesela buradaki duvak sade bir duvak, kabarık bir duvak. Biz ona Türkan Şoray diyoruz. Bu gelinlik daha Ali de hemen oradan dedi ki bir tane denesene sen de. Yok, gerek yok, bozabiliriz. Sorun yok. Duva denedim ya. Saçım bozulabilir. Hiç sorun yok. Ha, kepi de deneyelim. Her şeyi deneyelim. Ali diyor ki bir diyor para vermemiz lazım sana diyor. Alayım. Alayım. Evet Aykut. Niye bakıyorsun? Sırf kikir diyorsun Aykut. Bakar mısınız sevgili seyirciler? Evlensem düğüne 5 lira getirecek. 5 lira ne Ali? 5 lira ne Ali? Aykut'un eli cebine bile gitmedi yalnız. Aykut sadece gülüyor. Bak, duvak yakıştı mı? Yakıştı tabii. Ay Aykut, Aykut'cum hayırdır? Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar cömert kameramanlarım var. Bir duvak taktım, birisi 5 lira verdi. Ali'cim git sen şuradan. Aykut, canım benim. Aykut gel, gel buraya. Aykut'a bak ya. Liradan 5000, 10000 liraya kadar buradan gelinlik alabiliyorsunuz, diktirebiliyorsunuz değil mi? Bunlar aynı zamanda da satılık. Fiziğinize uygunsa ve hani beğendiyseniz satın alıp da çıkabiliyorsunuz. Önemli olan, her şeyden önemlisi bence hayırlı insanlarla karşılaştırsın Allah hepimizi. Gelinlik, düğün falan hikaye. Gerçekten önemli olan insanın bahtı güzel olsun. Yolu açık olsun yani diyeyim, ne diyeyim. O zaman ne yapalım şimdi? Fatih sokaklarına doğru gidelim. Fatih sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Burası Malta Çarşısı. Burada
taze yumurta, yufka ekmeği, peynir, bal, ondan sonra yoğurt, her şeyi uygun fiyata ve organik bir şekilde bulabilirsiniz. Fatih'e yolunuz düşerse mutlaka bu Malta Çarşısı'na uğrayın derim size ben. Ben ne yapıyorum? Malta Çarşısı'nda birazcık yürüyorum. Çarşısında derken gezmeye devam ediyoruz. Merhaba. Buyurun abla dedi hemen. O nedir? Ben Arap kadayıfı diye biliyorum. Bu ne? Ekmek tatlısıymış. Ne pis boğazım ya. Gerçekten var ya. Ben sabahtan beri yemediğim şey kalmadı. Hala aklım tatlıda. Ay çok teşekkür ederim. Kaymaklı ekmek kadayıfıymış. Böyle satılıyor. Ne kadar bir tanesi? Bir tanesi 1 lira. Bir tanesi 1 lira. Kilosu 20 TL'ymiş. Burada Malta Çarşısı'nda bir tatlıcı burası. Çok güzel bir yer. Böyle butik. Şöyle geçeyim. Bu ne tatlısı? Şöbiyet. Şöbiyet, doğru söylüyorum değil mi? İçinde ne var onun? Kaymak. Kaymaklıymış bu da. Siz nerelisiniz? Suriyeli. Suriyelisiniz. Burada dükkan açtınız. Evet. İşler nasıl? Güzel. İşler diyor, çok güzel diyor. Burada dükkan açmış. Kadayıf şey neydi bu? Ekmek kaymaklı. Kaymaklı ekmek kadayıfı. Tanesi 1 lira, kilosu 20 lira. Afiyet olsun. Ama burası çok güzelmiş. Afiyet olsun. Kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet. Kadayıfın kilosu ne kadar? 30 lira. İçinde kaymak da var, fıstık da varmış. Kilosu 30 liraymış efendim kadayıfın. Allah bol müşteri versin. İnşallah. Türkçeyi öğrenecek misin? İnşallah. İnşallah. 5 ay sonra inşallah. 5 ay sonra inşallah Türkçeyi öğreneceğim diyor. 5 ay meşan yok. Her şeyi inşallah diyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Ben de maşallah diyeyim o zaman. Maşallah. Allah bol müşteri versin maşallah. 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 İnşallah. Türkçeyi öğreniyorsun. İnşallah. Türkçeyi öğreniyorsun. Evet. İnşallah. İnşallah. Türkçeyi öğreniyorsun. İnşallah de. İnşallah. İnşallah. O zaman Allah bol müşteri versin. İnşallah. İnşallah. Kolay gelsin. İnşallah. İnşallah. O zaman maşallah. Fatih ilçesinde bulunan Fatih Camii'ndeyiz. Fatih Camii Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Yapımına 1462 yılında başlanmış, 1470 yılında da inşa edilmiştir. Şehrin 7 tepesinden birinde inşa edilmiştir. İstanbul Fatih'te bulunan Fatih Camii. Şöyle bir Fatih Camii'de yürüyelim. Daha sonra detayları anlatmaya devam edeceğiz. Ocak 1932'de ilk Türkçe ezan Fatih ilçesinde bulunan bu Fatih Camii'nde efendim okunmuştur. Fatih Camii İstanbul'un fethinden sonra İstanbul'da yaptırılan ilk Selahattin Camii olmasıyla ünlüdür. Eğer Fatih ilçesine yolunuz düşerse mutlaka Fatih Camii'yi ziyaret etmenizi ya da ibadetinizi gerçekleştirmenizi öneririm. Mimarı Atik Sinan'dır. Fatih Camii'nin içerisinde ve yanı başında 16 tane medrese, hamam, konuk evi, aşevi ve hastanenin de bulunduğu bir külliye vardır. Aynı zamanda Fatih Camii'nin fazla ziyaret almasının sebebi de yanı başında bulunan türbelerdir. Fatih
Fatih'te gezmeye devam ediyoruz. Eğer Fatih'e çarşamba günü geliyorsanız mutlaka çarşamba pazarına uğrayın. İstanbul'un 3. büyük pazarı efendim. Bu pazarda her şeyi uygun fiyata almanız mümkün. Değil mi beyefendi? Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun hanımefendi diyor. Herkesi pazara bekliyoruz diyor. Mağazada veriyorsun 100 lira bir tayta. Burada alıyorsun yün viskon tayt 10 lira. Pamuklu tayt 5 lira. Taşlı tayt var. Aynı güzel duruyor. 15 lira mesela. Burada spor taytları var. Çok pahalı bu spor taytları. Spor taytı deyip geçmemek lazım yani. Pazara geliyorsunuz. Pazardan giyinmek de ayıp değil. İnsan kendisine yakıştırdığı sürece her yerden her şeyi alıp giyebilir. Ay burada çok güzel taytlar, pantolonlar var. En pahalısı ne kadar? 25 lira. En pahalı tayt ya da pantolon Fatih Çarşamba Pazarı'nda 25 lira. Bakın tekrar söylüyorum. Fatih'e eğer gelmek istiyorsanız, Fatih'te bir gün geçirmek istiyorsanız bugünü bence çarşamba günü olarak seçin. Bu İstanbul'un 3. büyük pazarını mutlaka görün. Hem sebze meyvede hem de kıyafette. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir de şurada mesela montlar var. Gel Ali'cim. Kolay gelsin. Oldu. Allah bol müşteri versin. Bu mont mesela 60 lira. Mağazadan almaya kalkarsan 120 lira falan oluyor yani. Gördüğünüz gibi kış aylarında sizleri sıcak tutacak mont. Fatih Çarşamba Pazarı'nda. Taytçıdan çıktık sana geldik. Kısmet burada. Şöyle azıcık. Hep sana değil onlar da giyinsin. Hep sana onlar da giyinsin diyor. Tamam birazcık gezeyim ben. Onlar da kendilerini alıyorlarsa bütçeleri yetiyorsa alsınlar. Pembe zarf vereyim size bakalım ne kadar çıkacak Aykut ve Ali. Semt pazarlarında gezmeyi o kadar çok seviyorum ki yani hem her şeyi uygunu alabiliyorsun. Mesela burada baksana çeşit çeşit eşarplar, şallar her şey var. Bütün genç kızlar bu eşarplardan kullanıyormuş. Şimdi de bunlar modaymış yani. Bir gömlek giydim ya da bir tişört giydim. Şöyle bağlarım. Ali'cim çok pardon mikrofonda çızırtılar mı oluyor? Oluyor yıldız diyor hemen çıkartayım. Mesela filer olarak da bağlayabilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsunuz? Hangisinden alalım ya? Ali şöyle geçsem olur mu? Olur olur diyor. Ablacığım merhaba. Siz ne alıyorsunuz? Ya hangisini alıyorsun? Bunu mu alıyorsun bakayım? Aa güzelmiş bu da ha. Güzel. Çok güzel. Evet tamam. Çok güzel. Yakışır. Evet çok yakışır. Anlıyorsun beni değil mi? Anlıyorsun. Kaç senedir Türkiye'desin? 8 sene. Bak Habibi. Ha? Habibi. O zaman al Habibi. Ha, maşallah. Maşallah. Ha? Biz de alalım şöyle bir tane. Ben alıyorum şunu. Ben bunu alıyorum kendin bilirsin diyor. Tamam alıyorum ben bunu. Gitti 10 lira. Efendim biz bugün gezmek olsun da 70 lirayla yola çıktık. 70 liradan ne kadar kaldı bilmiyorum. Şu sağda ya da solda böyle bir rakam yazıyor yani. Ne kadar para kalıp kalmadığı önemli değil. Kaç parayla çıktığımız da önemli değil yola. Fatih ilçesindeydik bugün. Fatih ilçesini sizlere kendi gözümle anlatmaya çalıştım. Ama Fatih ilçesine geldiğinizde yapabileceğiniz birçok şeyin olduğunu da unutmayın efendim. İstanbul'un haftaya başka bir semtinde ya da başka bir ilçesinde görüşmek üzere. Paranız ne kadar olursa olsun amacınız her zaman gezmek olsun. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın. (Gülüyor)